Sadece Tutturanlar Kulübü'ne özel 75 TL ilk yatırım bonusu Tuttur'da. Hemen oyna, krallar gibi Tuttur. Galatasaray'a geçmeden yine hatırlatalım. Bu partinin altındaki yorumlarda da sabitlenmiş bir şekilde tutur.com'un Tutturanlar Kulübü izleyenlerine özel 75 liralık ilk yatırım bonusunu kazanabilirsiniz. O linke tıklayarak bu bonustan siz de faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki yorumlara biz bunu sabitledik. Galatasaray'da aslında bu milli ara öncesinde ivmelenme yakalayan takımlardan bir tanesiydi. Oyunu evet kazansa da beğenilmiyordu. İşte Ankara Gücü'ndeki maçtan bahsediyorum. Ama sonrasında işte gelen galibiyetler ve oyun içerisindeki ufak emareler sanki Galatasaray ilk iki haftadaki oyununa dönüyor mu sorularına sormaya başlamıştık. Ama şimdi Arda Turan'ın işte çıkan pozitif vakası Arda ya da bir kez daha geçmiş olsun Arda Turan'a. O oyunu ne kadar etkileyecek? Galatasaray nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? Neler bekliyorsunuz Kayseri Spor maçından? Yani Kayseri Spor tabii şimdi yeni teknik direktörüyle bu maça çıkacak. Samet Aybaba. Samet Aybaba'nın da kendisini gösterebilmesi için ki bu tip maçları sever. Yani çalıştırdığı bütün takımlarda belirli bir noktalarda İstanbul deplasmanlarında özellikle zor takım olmuştur. Hatırlayabildiğim kadarıyla anlatıyorum ben. Son bir 5-10 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Beşiktaş haricindeki çalışma noktasında ama Kayseri Spor'un kadrosu ne kadar cevap verebilecek Samet Aybaba'nın isteklerine? Çünkü Samet Aybaba'nın o tutucu oyununda özellikle Pedro Henrique gibi bir isim çok büyük önem taşıyordu. O yok bu maçta. Muhtemelen Samet Aybaba da hani her şey olsun ama Pedro Henrique de sahada olsun isterdi. Daha farklı sıkıntılar da olsun isterdi. Yine sevdiği bir bek, yani kendi oyun tarzını yansıtabileceği bek oyuncusuyla oynayacak. Bursa Spor'dan tanıdığımız, daha sonra Hollanda'ya transfer yapıp geçen sezon İstanbul Başakşehir'de izleyemediğimiz daha doğrusu Aziz Beyiç var. Ama bence Kayseri Spor'un da sıkıntılı attığı savunma attı ne olursa olsun. Lopez çok yaşlandı. Artık eski reaksiyonları gösteremiyor. Sağ bek Lopez'den bahsediyoruz. Uzun yıllar Akhisar'da oynamıştı biliyorsun. Sapun Ağru var. Orada artık 35-36 yaşına geldi ve belirli hamlelerde yine eksiklik yaşıyor. Aziz Beyiç daha maç ritmini yeni yeni bulmaya başladı ki sezonun başında yine bir ara Yasir Subaşı oynadı. Onu da hatırlatalım bir kez daha. Fenerbahçe'den tanıdığımız. Hani en iyi tarafı neresi dersen Serdar İçerikler'de sen de katılacaksındır. Kaleci Lung esasında. Abi, iyi bir kalecisi var. Çok iyi bir kalecisi var. Yani maç o günü tutturdu mu Lung'a gol atmak hakikaten çok zor ve bir de ne zaman ne yapacağını tahmin edemeyeceğimiz bir Deniz Alibek diye bir Romanya'dan gelen yani Roman Santrofor var onu söyleyelim. Ama daha takım tam oturmuş değil. Ben ne olursa olsun bu maçta mesela Kıvrızic yerine Kıvrızic sahada olsa bile Aaron Lennon'la başlayacağını düşünüyorum Samet Aybaba'nın. Çünkü o sprinter oyuncuları çok çok sever. Orta sahada tuttuktan sonra topu aktarabilirse kanada veyahut da pas destek ihtiyacı olmayan ve topu 60-70 metre sürebilen oyuncuları çok sever ki Aaron Lennon ilk çıkış yaptığında bu noktadaydı. Bunun üstüne bir oyun planı kuracaktır ne olursa olsun. Muhtemelen yani ön liberolarından bir tanesini muhtemelen Çakılı ve hatta defansın arasına giren ve oradan çok fazla çıkmayan bir stoperden oluşturacaktır. Galatasaray'da çünkü Falcao'nun bu arada tedavisi devam ediyor. Onu Galatasaray Spor Kulübü açıkladı zaten. İşte Mbaye Jackne var. Mbaye Jackne ne yapacak ne edecek? Onu Luyendama abi olmama ihtimali yine var. Hala var Luyendama olmama. Ama Luyendama sakat değil ya. Yani şey yoksa Luyendama'nın. Yani sakat değilim demiş yani çocuk. Ha yani öyleyse o zaman Galatasaray adına da en azından savunma kartlarını bir kez daha karmaya gerektirecek bir durum yok. Onu söyleyeyim ama Omer Hayatullah'ı oynamayacak onu bilmiyoruz. Evet. Yine açıklanmadı çünkü Norveç milli takımındaydı ki şunu da hatırlatalım. Norveç tamamen bütün kadroyu gönderdi. Daha farklı sadece Norveç ligi oyuncularından oluşan bir kadroyla bu yani bizim programı çektiğimiz günkü maçlara hazırlandı. Onu da hatırlatalım. Bir kez daha Lines oynayacak mı oynamayacak mı? İşte neydi? Sol bek Saracchi. Aslan oynar. Evet. Saracchi dönüyor mu dönmüyor mu bunu bilmiyoruz. Dönecek. Lines oynayamayacaksa orada Şener oynayacak falan. Bunların abi hepsi... Bence sağ bek dışında bir eksiği yok Galatasaray'ın stoperde. Abi bence Arda ve Falcao'nun yokluğu yani bence oyunu Falcao çok etkileyecek. Devam ediyor şeyi. Tedavisi devam ediyor. Biliyorsun son maçtan önce sakatlanmıştı Falcao. Sen bir şey kaçtı diyor musun? Yoksa normal sakatlık mıdır Serdar Ali? Yok kaçan bir şey yok. Sıkışma yok da. Abi çünkü Arda olmadı mı özellikle şimdi Falcao'nun da yokluğunda Jackney'i kullanmak durumundasınız. Babel'i de santrafora çekemiyorsunuz. Bu sefer ne olacak Arda da olmadığı zaman? Orta sahaya Etebo veya Ömer
O işte Galatasaray'ın Etebo'da sakatlandı milli takımda. 65. dakikasında bir 20-30 saniye olmuştu ya Feghouli, Belhanda, Arda bir pas sekansı. Mesela doğru. Etebo veya Ömer orta sahaya girdi mi Arda'nın yerine? Cagney'e de koyduğunuz zaman bu sekansları çok az göreceğiz ya da hiç göremeyeceğiz. O yüzden yani bence Arda'nın yokluğu da yani bunu sezon başında diyeceğimi tahmin etmez mi çok, ama Arda'nın yokluğu bence Galatasaray'ı etkileyecek. Bence Arda'nın yokluğu değil de Arda ve Babel'in ikisinin birden olmayışı dezavantaj. Yani evet, tabii. Öyle ekleyeyim ben. Evet. Güzel. Ama onun dışında ben stoperde yani Lundaman'ın bir şeysi yok bildiğimiz kadarıyla. Kendisi de öyle söylemiş. Dün bir yerlerde okudum. Bir sıkıntım yok diye. İnşallah olmasın zaten. İnşallah, inşallah. Omar El Abdülhani'ye geçmiş olsun, Arda'ya geçmiş olsun, Babel'e geçmiş olsun dileklerimizi ileteyim. Ama hani ikisi birden yokken, üstelik Babel formdayken ve Santrifor'da hoca onu değerlendirirken artık. Olmaz ama ben Falcao'nun olup olmadığını bilmiyordum açıkçası. Hani Falcao'nun hala sakatlığının sürdüğünü bilmiyordum. Falcao biraz hani böyle iğneyle oynamayan oyunculardanmış. Diyor ki ben sakatlığım geçene kadar beklerim, öyle oynarım diyor yani. Şimdi bazı oyuncu öyle abi, yapacak bir şey yok. Tabii. Yani o Galatasaray'a özel değil. Tabii. Biraz böyle Nazi'nin bir arkadaşmış yani. Bazı adam yok baba çak iğneyi oynayayım der. Doğru. Bazısı demez yani, Falcao öyle değilmiş. Senin adamın Mbaye Jack ne der mi öyle bir şey? Çak iğneyi baba oynarım diye. Der. Evet. Benim babam der, sakat değilim der zaten. Yani adamın bir şeyim yok der yani. Şey mi demişti o? Covid neki falan mı zaten demişti? Zaten Covid yok zaten filan demiş. Öyle bir şey yok. Adam ya. Serdar abi şunu da söyleyeyim. Resmi siteden açıklama. Falcao takımdan ayrı özel olarak çalışıyor. Lundaman'ın sağlık durumu da İstanbul'a döndükten sonra yapılacak tetkiklerden sonra. Oynar Falcao, oynar. Takımdan ayrı düz koşullardan oynar, sahaya çıkar. Sana ihtiyacımız var Falcao. Lundaman'ın sakat yani bir sakatlığı olduğunu duymadım ben abi. Abi yani, bir sıkıntı yaşadım milli takımda ama o geçmiş milli takımda işte çaprazı kopmuştu. O kadar abi, ciddi bir durum yok. Tabii, ama tabii, yani oynamama ihtimali var. Oynar. Lundaman da oynar. Falcao da oynar. Lundaman abi kazanır diyor musun Galatasaray? Kazanır. Burgaz abi senin de yorumunu alayım. Samet Aybaba da 15 yaşında çocukları atar sahaya işte. Emre Demir'e birisini falan. Öyle şeyler yapar. Yani Aaron Lennon gibi iyi bir oyuncu transfer ettiler. Üzülüyorum Berna Hanım'a ama bence kadrosu yok. Çok yeterli değil kalecisi hariç. İnşallah Samet Hoca başarılı olur orada, ne diyelim. İnşallah, ama inşallah. Galatasaray-Kayseri maçında yani düşük skorlu da olsa Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Yani ben de bu maçta bir sürpriz beklemiyorum doğru söylemek gerekirse. Ben de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben de size katılıyorum diyelim. Sonraki parta geçelim. Böyle de bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Sadece Tutturanlar Kulübü'ne özel 75 TL ilk yatırım bonusu Tuttur'da. Hemen oyna, krallar gibi tuttur.